Dünya şampiyonu Polonyalı sporcu Tuğba Yakan'ın rakibi. Birazdan da Tuğba Yakan'ı göreceğiz. Evet, Tuğba Yakan görüntüde. Haldun Alagaş'la beraber Türk karatesinin efsane ismi Haldun Alagaş. Bench'te olacak. Tuğba Yakan'ın arkasında. 2018 Akdeniz oyunlarında göğsümüzü kabartmayı başarmıştı Tuğba. Neler söylemek istersin kendisiyle ilgili? Tuğba Yakan. Tuğba Yakan tatami dışında gerçekten çok eğlenceli birisi. yani performans olarak da çok kariyerli. Şu anda Türk da sıralaması geldi. Evet, Türk karatesinin önemli isimlerinden birisi kadınlarda. Önemli kariyere sahip sporcularından birisi. 2019'da Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olmuştu. Tabii benim Tuğba'yı böyle en belirgin hatırladığım an, kızı Derin Dünya'ya geldikten bir sene sonra Kocaeli'de yapılan Avrupa Şampiyonası'nda Avrupa Şampiyonu olmuştu. Ve orada kızıyla beraber bu sevinci kutlamıştı. Hani Tuğba'yı en güçlü, en mutlu gördüğüm anlardan birisi. Kızı, bir fotoğraf var zaten kızı kucağındayken. Kızı uğurlu gelmiş diyebiliriz o zaman. Evet, İnşallah evet. Bundan sonra da öyle devam eder. Evet, şu anda da puanı şekilde aldı. 1-0 öne geçti Tuğba Yakan. Dünya şampiyonu Polonyalı rakibi Dorota karşısında. Tabii ki ilk puan almak da çok önemliydi sevgili Gökhan Taner. Tabii yeni bir kural. Evet. İki yıl önce hayata geçti. Puanlı beraberliklerde ilk puanı alan taraf mücadelenin galibi oluyor. Sanıyorum güreşte de bunun tam tersi. Son puanı alan puanlı beraberliklerde galip ilan oluyor. Tabii 3 ceza hakkınızı doldurmamanız gerekiyor. Hı hı. İlk puanı aldıktan sonra. 3 ceza hakkı doldurursanız onu kaybediyorsunuz. Bu sefer puanlı beraberlikler hakem kararına kalıyorsunuz. Burada tabii Tuğba'nın ilk puan alması önemli. 2 dakikalık bir süre var. Dünya şampiyonu bir rakibe karşı yarışıyor. Polonya'nın da dünya şampiyonasında ilk madalya kazanan sporcusu. Evet, burada çok hızlı Tuğba Yakan. Rakibinden de hızlı. Çok iyi bir reaksiyon geldi. Patlayıcı kuvveti çok iyi ve 2-0 öne geçti. Defans yaparken de rahat olduğunu görebiliyoruz aslında Tuğba'nın. Tabi Tuğba yumruk da atabilen, tekme de atabilen bir özelliğe sahip. Burada Haldun Alagaş'ın bir itirazı var puan olduğunu yönelik ama Polonyalı sporcuya da yanılmıyorsam itme cezası geldi. Evet. Şu pozisyona bakılacak tekmeye. Puan var gibi gözüküyor ama bizdeki görüntüde hakemlerdeki kadar net değil. Sol aşağıdaki sanki daha net gibi ama şu an büyüttüler. Evet. Evet. O da bir tekme. Gelmesi gerekiyor, evet. 3 puanı. Geldi gibi. Salondaki reaksiyona göre de evet. Evet, geldi. Haldun Alagaş'ın doğru izlenimi. 5-0 öne geçtik. İşte yerinde. Yani varın önemi burada tabii öne çıkıyor. Yerinde ve doğru pozisyona itiraz sonuç getiriyor. Kesinlikle. Burada antrenörün önemi de biraz daha ön plana çıkıyor, evet, yani tabii. Ne kadar. Hani oyunun, dört içinde, gözle. Oyunun içinde oldu. Evet. Tabii tabii, dört gözle. İki gözle değil, dört gözle izlemesi. Hani dört hakem kesinlikle köşede olduğu için, evet, dört gözle diyorum. Çok önemli. Haldun Alagaş'la itiraz yaparak 5-0 öne geçtik. Tabii itiraz yaptıktan sonra itirazınız evet deniyorsa itiraz hakkınızı, evet, kaybetmiyorsunuz. Evet. Onu da vurgulayalım. Kalan bir dakika Tuğba Yakan bir tekme daha denedi ama olmadı. Çok büyük bir avantajımız var. 50 saniye kala. Onu da aktaralım. Durum 5-0.
Evet, Tuğba'dan bir yumruk daha geldi. Bravo Tuğba. Çok rahat. Tabi öne geçtikten sonra psikolojik üstünlüğü de öne geçirdiği için çok özgüvenli. 6-0 yaptı Tuğba durumu. Yani çok temiz bir tekme yedik. Ne yazık ki. 6-3 olacak skor. 18 saniyede uzun bir süre. Dikkat etmek gerekiyor. Bir anlık dalgınlık, evet, neticesinde. Zor bir tekme attı. Polonyalı oyuncu, onu da söylemek lazım. Son 3 saniye. Durum 6-3. Evet. İtiraz var Polonya cephesinden. Şuna itiraz var tekmeye ama çok uzakta kalıyor. Bu açıya göre, sol üstteki açıya göre. Sağ üstteki yanıltıyor ama sol üstteki açı. Ama sanki sağ üstte de değmiyormuş gibi duruyor ama inanılmaz maalesef. Evet, geldi Zakharov'dan, İtalyan hakemden yes kararı çıktı. 6-6 oldu bir anda maç, 3 saniye kala beraberlik bize yarıyor. Yok. Evet, yani en azından süreyi geçirelim. Evet Tuğba, ama burada çok iyi bir yumruk attı, puanı da aldı Tuğba Yakan son saniye içerisinde. Evet, inanılmaz bir final, müthiş. Onun izlenecek bir şey yok artık. Polonya cephesinin itirazı var. Burada biz yumruk vurduktan İlk sonra... İlk yumruğu onlar attığına dair herhalde bir itirazı bulunduruyor. Aynı anda iki sporcuydu, puan verilebiliyor ama hakemler bazen birini görüp birini kaçırabiliyor. Evet, şu açıda puan gelse bile biz sen şu dediğimiz puan üstünde bizde olduğu için 7-7'de bilse biz galip geleceğiz. Evet, geldi. İnanılmaz. Son zamanlarda izledim en inanılmaz maç. Şu an 7-7 süre noktalan. Tabii ekran da üstte yeşil işaret sen şunu Tuğba Yakan'da olduğunu gösteriyordu ama İngiliz spiker tabii sağ içenler anlattığı için sen şunun iptal olduğunu söyledi. 3 cezayı aldığı için Tuğba'nın. Hakem kararına kaldı maç ve yanılmıyorsam 4-1 Tuğba Yakan kazandı hakem kararıyla. Enteresan bir müsabakayı geride bıraktık ama. Enteresan oldu, evet. Keyifli. Biz de tabii ekrandaki bilgilendirmeden dolayı yanlış, evet, bilgilendirmede bulunduk izleyicilere. Ekranda sen şu Tuğba Yakan'da gözüküyordu ama tatami içerisinde sen şusunun iptal olduğunu söylediler. 3 ceza aldığı için. Ama hakem kararıyla 4-1 kazandı Tuğba Yakan. Evet, burada da Tuğba'nın son bölümde gelen yumruğu ve şurada yanıyorum. Tekme attı Tuğba Yakan. Evet, gördüğünüz gibi müthiş. Bayraklar zaten tereddütsüz havaya kalkıyor. Şu farklı bir açı.